Merhaba arkadaşlar, rice tuvorcular, loturcular. Ne yaptınız o işleri? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Kusura bakmayın biraz karanlık çıkıyorum çünkü ofisteyim şu anda. Ofisten çıkamadım, çok fazla işim var. Ofis işlerini yaparken bir taraftan da mola verdim ve mola vererek size video içeriği hazırlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben de bu arada dinlenmiş oluyorum tabii ki. Çok iyi oluyor benim için de. Şimdi bu videoda şöyle bir şey yapacağız. Ben daha önce Frodo Sam'i hiç bakmadım. Skill'lerine bakmadım. Özel itemine bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Daha önce girmedim bile. Hiç vakit harcamadım. Zaten çok kısıtlı vaktim var. Onda da giriyorum. Oyunumu oynuyorum zaten. Fakat bakalım birlikte Frodo Sam'de ne var? Frodo Sam benim kulağıma çok geliyor. Yorumlarda yazanlar oluyor. Discord'da bana yazan oluyor. Bunu lütfen incele diye. Neden anlamıyorum. Bakalım. Skill'leri gerçekten öyle mi? Bütün detaylarına bakalım sizinle birlikte. Hızlıca sohbet niteliğinde olsun. Bu sohbet gibi birlikte bakmış olalım. Çok da uzatmak istemiyorum zaten videoyu. Bakalım nasıl bir komutan Frodo ve Sam. Siz beğenin, abone olun, yorum yazın. Ben de videoya geçeyim. Şimdi arkadaşlar arbest skilline başlayalım. Genelde arbest skilleri güzel oluyor çünkü. Arbest skilline bakalım. Komutanın dizilişinin hasar alımlarına %35 şansla paçayı kurtarma yapar. Komutanın dizilişi hasar alımlarına %35 şansla paçayı kurtarma yapar. Fakat komutan her turda %25 şansla delilik debuffına maruz kalır. Yani %35 şansla ve savaş boyunca geçerli bu anladığım kadarıyla. Yani savaşın belli bir aşamasında geçerli bir şey değil. Yani bana kalırsa çok iyi gözüküyor. %25 şansla delilik alsa bile vursa bir şey vuramaz zaten. Bir skill vuramaz çünkü hasarı için kullanmıyoruz bunu. Support bir komutan bu. Bir Saruman değil mesela. Saruman çok fazla hasar vurabiliyor. Fakat bu konuda çok iyi bence. Yani Arbe skillini çok sevdim, yüzük taşıyıcısını. Komutana artık delilik oluşturmaz. Aa pardon. Zaten level 5 yapınca delilik de ortadan kalkıyormuş. Çok önemli değilmiş. Savunma 5. Yani %35 şansla tüm hasarlara, yani şey demiyor. Hasar alımlarına %35 şansla, yani savaş boyunca geçerli bu. İlk 3 tur, ilk 4 hasar falan değil. Yani çok iyi. Çok güzel gözüküyor. R3 skilline bakalım. R3 skillinde müttefik insan dizilişindeki elf, cüce, birimlerinin savunması artı 2. Müttefik insan dizilişindeki diyor. Müttefik insan dizilişindeki ne demek? Ya işte bunu İngilizce yapmak lazım. Mesela burada ne demek istiyor? Müttefik, yani fullediğimizde 400 şey keder. Birim HP %10. %10 mu? Çok iyi oran. Çok iyi oran, bayıldım buna. Yani çok iyi bir özellik bence. %10 gayet iyi. Level 5 4 dizilişi etki eder. Yani şunu demek istiyor herhalde. Müttefik insan dizilişindeki tüm dizilişler yani. Allah Allah, müttefik insan dizilişi. Yani bunun İngilizcesine bakmak lazım ama zaten birim HP %10 çok iyi bir özellik olarak gözüküyor. Yani ben çok beğendim bu özelliği de. Arbet skili mükemmel. R3 de hiç fena değil. Ben çok bayıldım. Bunu zaten arkadaşlar siz de anlatın. Acaba burada ne demek istiyor? Tam olarak anlamadım ben. Siz anlatın bana. Yorumlarda yazın. Komutanın dizilişinin alacağı hasar ne? %30. Eksi %30. Fakat oluşturacağı hasar eksi %20. Komutanın dizilişindeki. Tamam, komutan dizilişi. Yani bir saniye. Buradaki neydi? Komutanın dizilişi hasar alımlarına. Bak, bu komutanın dizilişinde. Bu da komutanın dizilişinin alacağı hasar eksi %30. Fakat oluşturacağı hasar eksi 20. Yani şöyle, eğer ki tank bir birim koyarsanız Frodo ile Sam'e, demek ki tank birimleri çok fazla hayatta tutabilecek potansiyeli ulaşıyor. Yani hasarı aza alışımını çok azaltıyor. Burada da paçayı kurtarması var. Yani mükemmel. Tank birim koyacaksınız belli ki. Yani bu özelliği açarsanız tank birim olması lazım. Ve diğer özellikler neymiş? Verilen hasar azaltma etkisi %10'a düşer. Bu da güzel. Birim savunma çok iyi. Kıl ayaklar. Muharebe esnasında ilk hamle artı 8. Savaşa gitmez. Birim artı 8. Yani buradan artı 8 alıyor. Burada da artı 8 alıyor. Mesela yok, bunu çok beğenmedim. Kıl ayaklar çok işe yarayacağı benzemiyor. İlk hamle çok önemli bir özellik fakat çok iyi değil. R5, R3 ve R1 üst çok iyi. Gerçekten söylenen kadar varmış. Fakat biraz kendine yönelik. Yani burada biraz seçim yapmak lazım. Yani R3'e mi vermeli? Burada siz yorumlarınızı yazın. Mesela kullananlar nasıl kullanıyor? Siz bana yazın. Hatta Discord'dan bana rapor gönderin ki ben oradan paylaşayım videolarda. Özel itemine geçelim. Özel itemi bakalım. Şuradan baksak daha iyi olacak. İlk iki turda orklar varsa, düşmanda orklar varsa tabii ki, bu diziliş %70 şansla bütün hasarlara paçayı kurtarma yapar. Yani çok enteresan. Çok yüksek oranlar vermiş. %70 şansla paçayı kurtarma ilk iki turda. Ama ilk iki turda diyor. Yani ilk iki tur biraz azaltmışlar. Yani süper bir özel item demem. 5 üzerinden 3 diyelim. Hadi 3 diyelim. Ork varsa, çünkü orkları muhakkak kullanıyoruz arkadaşlar. Kötü taraf oynuyorsanız, kötü taraf oynanıyorsa orklar çoğunlukla diyeyim, hani yarı yarıya diyeyim veya yarı yarıya oynuyoruz yani. Orklar oynanıyor ama ben özel itemini çok beğenmedim açıkçası. Çok alınması gereken değil. Çok daha iyi özel itemler var.
Yani benim düşünceme göre genel bir değerlendirme yaparsak özel iteminden bir şey çıkmaz. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Şimdi benim burada skill'le sadece skill'lerine bakarak konuşuyorum. Skill'lerine bakarak konuşacağım. Yüksek kaçınma, yüksek savunma, yüksek hasar azaltımı verdiği için kesinlikle bu komutanda bence tank özellikli bir şeyler olmaz. Zaten burada da bir hasar vermesini azaltma var. Yani kendi birimlerinin hasar vermesini azaltıyor tank kullanarak. Yani hasar almasını azaltıyor, hasar vermesini azaltıyor. O zaman da ya bana kalırsa size şöyle söyleyeyim. Bence Gondor T4'ü ile müthiş yaraşır. Yani Gondor T4'ünün kaçınmasını da arttırır. Gondor T4'ü bir de stun atıyor biliyorsunuz. Karşı tarafa stun atıyor. Yani karşı tarafı çıldırtıyor. Kendisine vurmasını sağlıyor falan filan. Onun için taunt atıyor. Pardon, stun değil. Taunt onun adı. Taunt atıyor. Yani bence çok iyi. R3 skill'i şurayı tam anlamamakla birlikte yani müttefik insan dizilişindeki diyor. Yani insan komutan mı olması lazım? Bunu anlamadım ben çok fazla. Bunu siz bana anlatacaksınız. Veya işte insan yani bütün birimler mi diyor? İnsanlar, elfler, cüceler, hobbitler, yaratıklar ve entler mi diyor? Yani hepsinin savunmasını arttırıyor aslında. Burada yanlış bir çeviri var büyük ihtimal. 4 dizilişini etkiler. O da güzel. Birime hiçbir %10 bu çok aşırı geldi bana. Yani ben olsaydım R5 5 verirdim. Hasar azaltma buraya 5 verirdim. Çıkın çıkmazın efendisi. Buraya, pardon. Buraya 10, R5'e 10. R3'e de 5 verirdim. En azından şurayı aşmak için. Fakat burada da 5 yetmez. Yani HP %10 arkadaşlar çok yüksek bir oran bence. Savunmayı bayağı arttır. Hani R5 10, R3 10. Buraya 5 de yapılabilir. Verilen hasarı %10 azaltma. Evet bu da yapılabilir. Fakat burada hasar azaltımını o kadar arttırmamış oluruz. Her neyse. Bunun nasıl kullandığını sizden bekliyorum. Yorumlar kısmına yazın lütfen. Nasıl olacak? Özel itemini çok fazla beğenmemekle birlikte buna çok fazla yatırım yapan arkadaşlar var. Demek ki savaşlardan verim alıyorlar. Ben de raporlarını bulursam short videosu şeklinde sizlerle paylaşacağım. Kusura bakmayın benim çok görüntüm gelmiyor. Yani karanlık geliyor ama zaten bende görecek bir şey yok zaten. Her zamanki tip biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.